Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, den. Yani çünkü şundan dolayı anlamına gelen bu bağlıcı dilerseniz hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar, den yanı sıra başka kelimeleri, başka fiilleri, sıfatları, bunları da görüyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizde bir başlayalım. İlk örneğe baktığımızda Ich bleibe zu Hause cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Bleiben kalmak demek arkadaşlar. Zu Hause evde anlamına geliyor arkadaşlar. Das Haus ev demek, ancak zu Hause denildiğinde evde anlamına gelmiş oluyor. Bleiben işe göre çekimlenmiş. Ben kalıyorum diyecek olursam demek ki Ich bleibe demem gerekiyor. Ne olmuş demek ki? Bleiben işe göre çekimlenmiş. Düzenli bir fiil olduğunu görüyoruz buradan. Ich bleibe zu Hause demek ki ben evde kalıyorum. Sonraki cümleye bakalım. Heute ist Samstag. Samstag günler konusundan hatırlayacak olursanız hangi gündü arkadaşlar? Cumartesi günü demekti. Heute bugün. Dolayısıyla heute ist Samstag bugün günlerden cumartesi. Demek ki ich bleibe zu Hause ben evde kalıyorum. Heute ist Samstag, bugün günlerden cumartesi. Şimdi arkadaşlar, bu iki cümleyi ben den ile birleştireceğim. Den, az önce söylemiş olduğum gibi çünkü şundan dolayı anlamlarına geliyor. Tabi çünkü'nün başka bir formu daha var. Ancak ona gelene kadar daha baya bir kat etmemiz gereken konular, daha başka gramer yapıları var. Dolayısıyla ona daha var. Ancak den ne kadar kolay bir yapı olduğunu görüyorsunuz burada arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki ben evde kalıyorum çünkü günlerden cumartesi. Cumartesi günü olduğundan dolayı ben evde kalıyorum gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Ich bleibe zu Hause, denn heute ist Samstag. Bakın ne olmuş arkadaşlar, çok kolay bir şekilde, değil mi? Ich bleibe zu Hause, evde kalıyorum. Bakın ondan hemen sonra virgül gelmiş. Ondan sonra den ile devam etmişim. Demek ki iki cümleyi birleştiriyorum. Herhangi bir yapıda bir, değil mi? Bir değişiklik, bir başka bir yere gitme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla den heute ist Samstag. Ich bleibe zu Hause. Den heute ist Samstag. Ben evde kalıyorum. Çünkü bugün günlerden cumartesi demiş oluyorum. Demek ki ben ne yapıyormuşum arkadaşlar? Ich bleibe zu Hause, heute ist Samstag. İki ayrı cümleyi tek bir cümle haline sokmuş oluyorum. Bunu yaparken de den, yani çünkü şundan dolayı anlamına gelen den ile ne yapıyormuşum? Birleştiriyormuşum. O halde ich bleibe zu Hause, denn heute ist Samstag demiş oluyorum. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ich esse eine Suppe. Ich habe Hunger. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ich esse neydi arkadaşlar? Ben yiyorum demek. Eine Suppe, bir çorba. Bakın burada arkadaşlar, eine Suppe, bunun artikelinin ne kadar kolay olduğunu çıkartabiliyoruz. Eine Suppe, dolayısıyla ne olacak artık arkadaşlar, artikeli ağzımdan çıkmak üzereydi. Ne olacaktı? Eine, dolayısıyla die, öyle değil mi? Die Suppe, die Suppe arkadaşlar çorba demek. Ich esse eine Suppe, ben bir çorba yiyorum. Tabii kulağa tuhaf geliyor. Almanca'da arkadaşlar çorba yeniliyor, içilmiyor. Güzel Türkçemizde ne diyoruz? Ben bir çorba içiyorum diyorum, değil mi? Bence mantıklı olan da o. Ancak Almanca'da buna ich esse eine Suppe, yani ben bir çorba yiyorum deniliyor. Demek ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Almanca dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Demek ki Almanlar çorbayı ne yapıyormuş? Yiyormuş diye düşünmemiz gerekiyor. Demek ki ben bir çorba yiyorum denildiğinde ich esse eine Suppe demem gerekiyor. Ich habe Hunger. Haben neydi arkadaşlar? Sahip olmak anlamına geliyor. Hunger açlık demek arkadaşlar. Dolayısıyla bir karnım aç, acıktım anlamlarına gelen ich habe Hunger demek ki Hunger tek başına
açlık demek. İşhabe hunga denildiğinde karnım acıktı anlamına geliyor güzel Türkçemizde. Demek ki ich esse eine Suppe, ben bir çorba yiyorum. İşhabe hunga, karnım acıktı. Bu iki cümleyi birleştirdiğimde, den ile birleştirdiğimde şundan dolayı, çünkü anlamına gelen den ile ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Ich esse eine Suppe, denn ich habe Hunger. Demek ki ne diyor cümle? Ben bir çorba içiyorum çünkü karnım aç anlamına gelen ich esse eine Suppe, denn ich habe Hunger demiş oluyorum. Üçüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. Ich singe ein Lied, ich bin glücklich. Evet arkadaşlar, ich singe, singen neydi arkadaşlar? Şarkı söylemek demek değil mi? Das Lied şarkı arkadaşlar. Ben bir şarkı söylüyorum. Das Lied, bakın burada ein Lied değil mi? Ben bir şarkı söylüyorum dediğimde ich singe ein Lied demiş oluyorum. Ancak ben o şarkıyı söylüyorum deseydim bu o zaman ne olurdu arkadaşlar? Ich singe das Lied. Ben o şarkıyı söylemiş oluyorum. Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Ben cümlenin içerisinde artikel barındırıyorsam burada ne yapmış oluyorum? Belirtili hale getirmiş oluyorum. Yani oraya bir gönderme yapıyorum. O şarkıyı söylüyorum dediğimde o zaman ne diyecektim? Ich singe ein das Lied. Ich singe das Lied. Ancak burada ben bir şarkı söylüyorum dediğimden dolayı ich singe ein Lied demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım. Ich bin glücklich. Glücklich arkadaşlar, glücklich mutlu demek. Ben mutluyum demek ki ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ben mutluyum. Şimdi ne diyorum? Ben bir şarkı söylüyorum, ben mutluyum. Bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne kadar kolay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğim? Ich singe ein Lied, denn ich bin glücklich. Bakın iki cümleyi ne yapmışım? Den ile bir araya getirmişim, tek bir cümle haline getirmişim. Ve ne diyorum? Ich singe ein Lied, denn ich bin glücklich. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Ich bleibe zu Hause, denn heute ist Samstag. Ich bleibe zu Hause, denn heute ist Samstag. Ich esse eine Suppe. Ich esse eine Suppe. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich esse eine Suppe, denn ich habe Hunger. Ich esse eine Suppe, denn ich habe Hunger. Ich singe ein Lied. Ich singe ein Lied. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich singe ein Lied, denn ich bin glücklich. Ich singe ein Lied, denn ich bin glücklich. Dördüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ich trinke Wasser, ich habe Durst. Evet, iki cümleyi görüyoruz. Ich trinke neydi arkadaşlar? Trinken, içmek demekti değil mi? Wasser, eminim bunu da biliyoruz artık. Wasser neydi? Su demekti. Ich trinke Wasser, yani ben su içiyorum. Değil mi? Ich habe Durst. Haben neydi arkadaşlar? Sahip olmaktı. Durst da susamak demek arkadaşlar. Ben susadım diyecek olursam demek ki ich habe Durst demem gerekiyor. Tabi bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde birazcık saçma bir anlam çıkabiliyor. Az önce söylemiş olduğum gibi o dil dinamiğinde, o Almanca dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Ich habe Durst demek ki susuzluğa sahibim gibi bir anlam çıkıyor. Ancak öyle demeyiz güzel Türkçe'de. Ne deriz?
Susadım deriz değil mi? Dolayısıyla şimdi bu iki cümleyi ben den ile birleştirdiğimde su içiyorum çünkü susadım şeklinde den ile birleştireceğim. Demek ki ich trinke Wasser, ich habe Durst. Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Den ile birleştiriyorum ve diyorum ki ich trinke Wasser, den ich habe Durst. Bakın burada demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Susadım, düzeltiyorum. Su içiyorum, ich trinke Wasser. Hemen ardından virgül geliyor. Den ich habe Durst ile ne yapıyorum? Devam ettirmiş oluyorum değil mi? Ich trinke Wasser, denn ich habe Durst. Ich arbeite in München, ich kann Deutsch sprechen. Öncelikle birinci cümleye bir bakalım. Ich arbeite. Arbeite neydi arkadaşlar? Almanların belki de çok sevdiği bir eylem olan çalışmaktı değil mi? Ich arbeite, ben çalışıyorum. In München, München neydi arkadaşlar? Bu bir şehirdi. Almanya'daki bir şehir değil mi? Bu da Münih. Dolayısıyla ben Münih'te çalışıyorum derken ich arbeite in München diyormuşuz değil mi? Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Deutsch neydi arkadaşlar? Almanca demekti değil mi? Bakın burada ilk harfi küçük yazılmış. Neden? Çünkü güncel olan Almanca'da arkadaşlar diller ilk harfi küçük yazılmış oluyor. Sprechen neydi arkadaşlar? Konuşmak demekti değil mi? Kann ya da können'den çekimlenmiş olan kann'ı görüyoruz değil mi? Ich kann yapabilirim değil mi? Bunu ayrıntılı bir şekilde können modal fiillerinde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosuna baksın arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk şöyle kısaca bir hatırlayalım. Sprechen ne olacaktı? Burada mastar halde cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor ve çekimlenmesi gereken hangi fiil bu durumda? Können. Dolayısıyla ben yapabiliyorum derken ich kann. Dolayısıyla ben Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Deutsch sprechen demem gerekiyor. Demek ki bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde ben Münih'te çalışıyorum çünkü Almanca konuşabiliyorum diyeceğiz. Ne diyeceğiz o zaman? Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Ich arbeite in München, denn ich kann Deutsch sprechen demiş oluyorum. Bakın bu iki cümleyi ne yaptım? Bir araya getirdim. Ne ile birlikte? Denn ile birlikte. Şimdi altıncı örneğimize bir bakalım. Ich muss Mathematik üben. Evet, bakın burada da bir başka modal fiil olan müssen'i görüyoruz. Neydi bunun anlamı arkadaşlar? Müssen zorunluluktu. Öyle değil mi? Ben yapmak zorundayım anlamına geliyor. Matematik tıpkı güzel Türkçemizdekinin aynı değil mi? Üben, üben de etüt etmek, çalışmak, üstünde durmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ich muss Mathematik üben, benim matematik çalışmam gerekiyor. Ich habe eine Prüfung. Die Prüfung bu sınav demek arkadaşlar. Benim bir sınavım var anlamına gelen ich habe eine Prüfung. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getireceğim. Diyeceğim ki matematik çalışmam gerekiyor. Zorunluluğum var. Çünkü bir sınavım var. Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İki cümleyi ne yapacağım? Den ile birleştireceğim. Ich muss Mathematik üben. Bakın hemen sonra virgül geliyor. Denn ich habe eine Prüfung. Yani benim matematik çalışmam gerekiyor. Çünkü bir sınavım var dediğimde ich muss Mathematik üben. Denn ich habe eine Prüfung. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich trinke Wasser, denn ich habe Durst. Ich trinke Wasser, denn ich habe Durst. Ich arbeite in München.
Ich arbeite in München. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Ich arbeite in München, denn ich kann Deutsch sprechen. Ich arbeite in München, denn ich kann Deutsch sprechen. Ich muss Mathematik üben. Ich muss Mathematik üben. Ich habe eine Prüfung. Ich habe eine Prüfung. Ich muss Mathematik üben, denn ich habe eine Prüfung. Ich muss Mathematik üben, denn ich habe eine Prüfung. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ich darf nicht Fußball spielen. Mein Fuß tut weh. Evet, öncelikli bir anlamlandıralım arkadaşlar. Fußball neydi? Futbol demekti. Spielen, oynamak. Darf neyin çekimiydi arkadaşlar? Modal fiillerde görmüştük bunu. Dürfen, değil mi? Ne yapmıştık? Şöyle bir kısaca bir hatırlayalım. Dürfen için ne demiştik? Bir otorite bir şeye izin verdiğinde ya da söz gelimi burada işte top oynamak yasaktır gibi, buraya giremezsiniz gibi, değil mi? Bir otoritenin, bir yasağın ya da şöyle de düşünebiliriz. Bir annenin çocuğuna izin vermemesi gibi de düşünebiliriz. Burada ich darf nicht Fußball spielen. Ben futbol oynayamam. Dolayısıyla bakın burada bir ne var? Yapamama durumu söz konusu. Dürfen'i şöyle bir hatırlayalım, çekimleyelim. Ich darf, du darfst, er, sie, es, darf, wir dürfen, ihr dürft, sie, sie içinde ne demiştik? Dürfen demiştik, değil mi arkadaşlar? Bunları ayrıntılı şekilde görmüştük. Şöyle bir üstünden geçtik hızlıca. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu, dürfen ile ilgili ders videosunu izlesin o arkadaşlar. Mein Fuß tut weh. Evet, Fuß neydi arkadaşlar? Ayak demekti, değil mi? Bunu da vücudumuz konusunda ayrıntılı görmüştük. Evet, ayağım ağrıyor derken mein Fuß tut weh, değil mi? Ayağım ağrıyor. Dolayısıyla biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde futbol oynayamam çünkü ayağım ağrıyor diyeceğim. Ne yapıyorum? Bakın ne kadar kolay. Ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Üstteki cümleyi aynen yukarı taşıdım ve ne yaptım? Virgülle ayırdım, den ile devam ettim ve değil mi? Denn mein Fuß tut weh. Çünkü ya da bacağımın ağrımasından dolayı bu şekilde de düşünebiliriz. Çünkü düzeltiyorum, bacak değil ayak olacaktı. Çünkü ayağım ağrıyor. Ayağım ağrıdığından dolayı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ich möchte heute schwimmen. Ich möchte heute schwimmen. Möchten istemek demekti. Schwimmen yüzmek. Heute bugün. Dolayısıyla cümle ne diyor bize arkadaşlar? Ben bugün yüzmek istiyorum. Möchten modal fiilini hatırlayacak olursak, değil mi? Ne demiştik? Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie, sie möchten. Ve dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda ich möchte heute schwimmen, ben bugün yüzmek istiyorum. İkinci cümleye bakalım. Das Wetter ist schön. Das Wetter, hava, schön, güzel demek. Dolayısıyla hava güzel derken das Wetter ist schön. İki cümleyi bir araya getireceğim. Şimdi ne diyeceğim? Yüzmek
Bugün yüzmek istiyorum çünkü hava güzel diyeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Değil mi? Bugün yüzmek istiyorum. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Demek ki toparlayacak olursak arkadaşlar, Ich möchte heute schwimmen, bugün yüzmek istiyorum çünkü hava güzel. Denn das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön demiş oluyorum. Ve sonuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Ich soll einen Apfel essen. Obst ist gesund. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar, Apfel, der Apfel neydi arkadaşlar? Elma demekti. Değil mi? Essen neydi? Az önce gördük. Yemek demekti. Sollen meli malı anlamına geliyor arkadaşlar. Şunu da bir hatırlayalım. Neydi sollen arkadaşlar? Ich soll, değil mi? Yapmalıyım derken ich soll. Sen yapmalısın derken du sollst. Er, ne olacak arkadaşlar? Er erkeklerde, değil mi? Er soll. Evet. Sie için ne yapıyorduk arkadaşlar? Sie artikelinde sie soll diyorduk. Es için de gene ne yapıyorduk? Es soll. Peki wir için? Wir sollen, ihr, yani iki kişi ve daha fazla, değil mi? Ihr sollt, siz yapmalısınız, melimalı. Sie, saygı formu ya da onlar, sie içinde ne diyeceğim? Gene sollen diyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu da ayrıntılı şekilde sollen modal fiiller konusunda görebiliriz. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Ben bir elma yemeliyim. Değil mi? Melimalı. Ben bir elma yemeliyim. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Obst ist gesund. Obst, obst neydi arkadaşlar? Obst, meyve demek. Gesund, sağlıklı. Meyve, sağlıklıdır anlamına gelen. Obst ist gesund. Demek ki ich soll einen Apfel essen. Ben bir elma yemeliyim. Obst ist gesund. Meyve, sağlıklıdır. Bu iki cümleyi den ile birleştirdiğimde ne yapacağım? Ich soll einen Apfel essen. Virgülümü getirdim. Denn Obst ist gesund. Çünkü meyve sağlıklıdır. Dolayısıyla ich soll einen Apfel essen. Denn Obst ist gesund. Ben bir elma yemeliyim. Çünkü meyve sağlıklıdır anlamına geliyor. Değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich darf nicht Fußball spielen. Ich darf nicht Fußball spielen. Mein Fuß tut weh. Mein Fuß tut weh. Ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Ich möchte heute schwimmen. Ich möchte heute schwimmen. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Ich soll einen Apfel essen. Ich soll einen Apfel essen. Obst ist gesund. Obst ist gesund. Ich soll einen Apfel essen, denn Obst ist gesund. Ich soll einen Apfel essen, denn Obst ist gesund. Ich darf nicht Fußball spielen, mein Fuß tut weh.
Ich darf nicht Fußball spielen. Mein Fuß tut weh. Ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Ich darf nicht Fußball spielen, denn mein Fuß tut weh. Ich möchte heute schwimmen. Das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen. Das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Ich möchte heute schwimmen, denn das Wetter ist schön. Ich soll einen Apfel essen. Obst ist gesund. Ich soll einen Apfel essen. Obst ist gesund. Ich soll einen Apfel essen, denn Obst ist gesund. Ich soll einen Apfel essen, denn Obst ist gesund. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde den, yani çünkü, bundan dolayı anlamına gelen den bağlacını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.